Evimize hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere bir köpek var evimizde. Sırıtıya salak poz veriyor diye. Suç mahallini hiç bozmadık. Şebnem'le beraber size suç mahallini canlı gösterelim istedik. Bu videonun başlığı nedir Şebnem, biliyor musun? Ya çocuk bu ya. Niye köpek dedin ki? Hep bibiş. Ay, it bu, it, it. Bu videomuzun başlığı 0 liraya aldığımız köpek bozuk çıktı. Hayır, öyle bir başlık yok. Yok. Her videonun başlığı hayvanlarımızla ne kadar güzel ilgileniyoruz başlığı. YouTube'da toplam izlenmemiz 2000. Hayır, öyle bir başlık yok. Hayvanlarımızı tanıtacağız. Evet, bu videoda bir hayvan tanıtım videosu olacak. Ya yavrum, çekindin mi? Tanıyor. Sanki buraların ağzına sıçan o değilmiş gibi, bak şuraları sanki yapan o değilmiş gibi hareketlere bak sempatik diye. Dante daha önce bir videomda da ben bahsetmiştim benim kanalda, ama bu kanalda da izleyicilerle tanıştırmak lazım. Tabii, tanışmayan varsa lütfen tanışsın. Bu bizim ailemizin en yeni üyesiydi. Tabii onun üzerine başka yeni üyeler de dahil olacak. Ha. Başka ayaklar da geliyor oluyor. Ama en yeni üyemiz Dante'ydi. Dante bir seneden fazladır bizimle birlikte. Çocuk gibi, gerçekten çocuk gibi. Tüm oyuncaklar aslında kendi yattığı kısımda oluyor. Ama o orada oynamayı hiç sevmez. Tüm oyuncakların hepsini halının üzerine dağıtmayı seviyor. Gördüğünüz gibi yani her seferinde her gün topluyoruz. Ve her seferinde o bu ortaya getirip ortada oynuyor oyuncaklarıyla. Kaç yaşına girdi? 2 yaşına girdi mi? 2,5. 2,5 mu oldu? Oha, ne bebiş lan, 2,5 yaşında. 2,5-3 yaşında. Hayvan gibi olmuşsun. Vurma, vurma. Vurmuyorum ben. Vurma çocuğuma. Bu adam böyle işte, yeter vurma bize, şiddet uygulama, yeter. O zaman ben de böyleyim değil mi? Şimdi Dante'nin bize nasıl geldiğini söyleyeyim. Şebnem bir gün pandemi zamanı delirdi. Dedi ki bu evde dedi Sevgi Yuma bir köpüşümüz olsa nasıl olur dedi. Çünkü bizim aslında tanıyanlar var. Heh. Bizim bir... Bir dakika, çok huylandırmadan yavaşça gelsenize. Ailemizin bir tane daha üyesi var ve senelerdir bizimle. 9 senedir bizimle. 9 senedir bizimle olan bir üyemiz var. Bu 9 senedir bizle beraber arkadaşlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şebnem buna sarılamıyor. Şebnem Melo kendisinin adı. Melo biraz yabani bir kedi. Yani hiçbir kötü huyu yok. Sadece bana sarılmayın gibi bir huyu var. Yani istemiyorsanız, örnek yapalım istiyorsanız. Dur sen yapma. Gördün mü nasıl çıkıyor? Çünkü ya, çok çok zararlı bir kedi. Her an her şey yapabilir. Lütfen dikkatli ol. Aman da kızım burada mıymış? Aman da kızım. Meloş. Meloş. Güzel kız. Anneciğim ne yapıyorsun kuzum? İyi misin annem? Keyfin iyi değil mi? Kaçtı gitti. Kaçtı gitti. Koltuğun altına gitti. Yani çok fazla istemiyor. Şebnem dedi ki sarılacak başka bir şey olsa evimizde nasıl olur dedi. Şebnem dedim başımıza iş aşma, bizim bir yaşantımız var, biz şey yapmayalım diye. O sırada işte Şebnem Instagram'dan köpek sahiplendiren hesapları takip etmeye başladı. Orada da bir sürü çünkü bilmediğimiz şey var. Bazıları sahiplendiriyoruz ayağına, satıyormuş mesela. Onları falan evet, öğrendi Şebnem çok yani. Çok fazla şey gördük yani o esnada. Ama yok, sahiplendiren hesaplar da çok daha tabii, fazla. Tabii. Kurtaran ev falan var zaten. Aslında onlar çok en genel ve bilindik olanları. Onların dışında da kendileri böyle bahçeli bir alanı olanlar sahipine bildikleri kadarını barınaklardan alıyorlar. Çünkü barınaklarda gerçekten çok kötü halde ve şartlarda duruyor köpekler. Onlar tutuyorlar ve orada sahiplendiriyorlar. Yani evet. Dante'yi evet sahiplenmeyi çok istedim. Yani bir de o kadar çok köpek hesaplarına bakınca, bu arada Dante'nin ayak sesleri bunlar. Biraz topuklu gibi ses çıkartıyor olabilir. Ya biz şöyle bir şey var. Şebnem bir gün işte Dante'yi gördü. Çok tatlı değil mi dedi. Dedim bu ne lan böyle. Bu ne dedim böyle. Bunun dedim suratı dedim. Yamuk yumuk bir şey bu dedim böyle. Sonra dedi ki bakalım mı dedi bir hani Dante'ye şey olarak. Bir de o zaman bu sahiplendirilmişti. Aslında sonradan iade etmişler. Geri öyle gelmiş. Öyle bir hakkı da varmış yani. Biz de şimdi düşünüyoruz iade ama etmeyi. Ama fişini kaybettiği için henüz iade edemiyor. Ya hayır ya. Evet, daha önce sahiplendirilmiş ve geri verilmiş. Çünkü aslında sahiplenen kadının başka bir köpeği daha var. Yani yanındaki köpeğe arkadaş olsun diye sahiplenmiş. Ama sonra havlıyor diye geri vermiş. Öyle olunca biz üçüncü sahibiyiz aslında. Yani Dante'nin üçüncü sahibiyiz. Evet. Kendini yollayamazsın. Nasıl çekeceğim ya? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kameralar karşısında biz sana öğretmedik mi edep, adab? Ha? Biz sana edep adam öğretmedik mi biz sana? En çok da sıcak değildi bu fikre. Ama ben ona çok sık gösterdim. Çünkü ben çok sık bakıyordum ve çok sık bakınca şöyle zannediyorsunuz. Aa çok tatlı, keşke bizde de olsa. Bakarız ya, niye bakamayız? Yani o fikir eğer bir kere aklınıza gelip gittiyse bir sıkıntı yok. Ama çok sık bakmaya başladıysanız, artık Instagram size sürekli köpek fotoğrafları öneriyorsa, köpeklerle böyle tatlı tatlı şeyler görüyorsanız aklınıza artık iyice kazınmış oluyor. Sonra Enis çok öyle hani sıcak değildi ama bana hayır diyemez. Ben sıcak değil. Neden sıcak olmadığımı da söyleyeyim. Köpek düşmanı falan olduğundan değil. Şöyle problem var. Pandemideydik.
evdeydik ama şimdi mesai başlayacak. Pandemi süreci bitecek. Köpek eve tek başına nasıl kalacak? Apartman dairesinde yaşıyoruz. Ben mesela sevmem öyle hani havlasın köpek, komşular gelsin, köpeğinizi alıyor, rahat sözlesin. Haklılar çünkü yani. Tamam bu köpek havlardır diyorsun ama öyle bir şey diyemezsin ki. Adam hani taşımış bir yan tarafına mesela. Sessiz sakin oturuyor. Bir anda iki saat boyunca havlayan bir köpek var. Ben buna biraz karşıyım ama. Yani şimdi köpek ben havladığında değilim. Biz tabii toplumsal ki de toplumsal olarak yaşamayı bilmemiz lazım. Havlasın diye bırakmıyoruz. Tamam mı? Bunu bir bebeğin ağlaması olarak da düşünebilirsiniz. Ama bebek değil, de bebeğim, ağlar. Bebek ama ağlar. Otomatik bebeğe bir şey yapamaz. Ama köpeğe eğitim vererek havlamasını engellemişsiniz. Tamam ama biz de zaten vereceğiz. Biz de havlasın bırak diye boş ya beceremez ki. İşte ben beceremezsek diye korktum. Havlama diyoruz, sus diyoruz. Ya bir şekilde onun peşinde oluyoruz. Havlamasının önüne geçmeye çalışıyoruz tabii ki de ki ufak köpekler gibi değil. Ufak köpekler çok daha havlıyorlar ama hani bunlar öyle bir şey yok. Bunlar bir tehlike gördüklerinde, çok heyecanlandıklarında falan böyle. O zamanlar havlıyorlar. O havlama da hav 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 diye sürekli bir bilemez. Havlama değil. Hav, köpekten köpeğe fark ettirir. Biz bakmamışız ki köpek. Nereden bileceğiz? Evet tabii evet. Köpek de daha önce hiç bakmadık ve yani nasıl yapacağız onunla ilgili çok fazla bir fikrimiz yoktu. Ne zaman yemek yer, ne zaman çıkartalım, ne olacak, ne bitecek. Apartman dairesinde yaşamak köpek için de kolay bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Sonuçta tamam sokakta yaşamak denedir ama bir de mesela bizim sahiplendiğimizde Dante'yi şeyini bilmiyorduk. Hani geçmişini bilmiyorduk. Ya yani bulunduğunu biliyorduk bir yerden. Bulunup getirildiğini biliyorduk. Sonra videosu varmış. Onu görmüştük mesela. Ay evet ya. O çok üzücüydü mesela. Çok üzücüydü. Sahiplendikten sonra Dante'nin bulunduğu anın videosu varmış. Adam hani buluyor. Bakın burada korkak bir yavru var diyor. Dante böyle şey yapmış. Duruyor mu o videoya? Onu ben bulamadım. Yok bulamadım biliyor musun? Ben onu birisine gösterecektim. Gene aradım. Kıyamam. İnsanlar varken yemek yemiyormuş. İnsanlar koyup gidiyorlar ki o zaman gelip bu böyle usul usul yemek falan yiyor. Aynı zamanda gençlik hastalığı geçirdiği için tikleri var. O tikleri atıyor. Yani sürekli sağ taraftaki patilerinde atma var. Ama şey araba satışı gibi oldu. Yalnız onun dışında bir kusur yoktur abilerim ablalara. İkinci el piyasasında böylesini bulamazsınız. Ama bir şey söyleyeyim mi? O bana hiç şey gelmiyor. Bak şu anda aklıma geldi biliyor musun? Hiç hani mesela tikinin olduğunu ben unutmuşum. Görenler zaten bunun çok korkak olduğunu zannediyor. Aslında korkaklıktan değil. Hani titriyor mu, korkuyor mu, üşüyor mu falan diyorlar. Ondan değil tiki var. Tiki olduğu için tiki atıyor. Gençlik hastalığına mı atlatabilmiş? O yüzden hayata tutunan mücadeleci bir köpek olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani böyle Dante bizim hayatımıza girdi. Hep köpeği övdünüz yalnız ya. Kediyi öven abi. Ha bir dakika bir de şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir durum oldu. Evet şimdi ben gerçekten de böyle bir sevgi istiyordum tamam mı? Böyle mesela kediyi seveyim böyle kucağıma alayım gezelim falan. Asla böyle bir şey yapamazsınız Mero. Mero hemen tırmalar. Dante'yi sahiplendik. Köpekler birazcık daha tabii ki de sevecenler. Hani daha çok yanınıza gelirler. Dante ilk sahiplendiğimizde benim kucağımda yatmak istedi. Ben de o zamanlar ne yapacağımı bilmiyordum. Köpek bakımının nasıl olduğunu da bilmiyordum. Ve kucağa ya da yatağa alışmasın diye onun kucağımda yatmasına izin vermedim. Ondan sonra bir daha Dante benim kucağıma gelmedi. Peki şimdi Şebnem'in aslında ilk sahiplenme sebebi, sarılacak bir şey istemesinin sebebini şu an sarılmıyor. Kaçıyor. Yani şu anda ben ne kediye ne köpeğe, o yüzden sarılacak bir şey yaptı. Bir işte örnek gösterebilir misin? O yüzden sarılacak bir bebek istemiyorum. Bir artık o bebek de artık istemezse sarılmak mırmak bilmiyorum ne yaparım bir yani. Otursana şöyle karşıya bir örneğini görsün izleyicilerimiz. Bakın evet. Nasıl sevgiseli mesela oluyor. Mesela bak şöyle oluyor. Dante ben şöyle uzanıyor oluyorum tamam mı? Gel oğlum gel bebişim gel. Gel annem gel kuzum. Bak. Gel annem gel kucağıma gel gel. Gel bebeğim gel. Gel annem. Aşkım ya neden bebişim neden? Çünkü ilk yani geçen aylarda yaşamdan bir sorulup sağa şey yapmaya çalışıyor. Gel kuzum gel. Gel annem. Gel anneciğim hadi kaldır. Kaldır annem. Bir de bu Keko ilk geldiğinde hiç gülmüyordu. Tamam mı? Biz de diyorduk ki ulan canımı sıkkın acaba. Yani gülmüyordu. Bak hep böyle bir suratı bir de bunun yanakları aşağıda ya. Böyle geziyor anladın mı? Somurta somurta geziyor evde. Nereden beni sahiplendiniz demişim. Bak şu an suratına bak. Default suratı üzgün gibi duruyor. Böyle zorla alacaksınız kucağınızı. Anca öyle. Onda da çok mutlu olmuyor işte. Yüzü falan hemen asılıyor. Evet. Bozuk hareketlerinden biri şu bu hayvanın. Henüz alıştıramadığımız bir sıkıntısı var. Biz eğitim veremedik düzgün şekilde. Evde hakikaten biz evden çıktığımızda havlıyordu bu arada. Eğitim yaptık. Sonucunda şu an havlamıyor. Evde durabiliyor biz yokken. Eğitim verdik ama yani şöyle tabii ki de vermedik de mi? Verdiğimiz eğitimler var. İyice parçalatan mı dantonları? Şöyle yaptık. İlk 15 dakika yalnız kaldı. Havladı. Ama biz mesela bunu şunu şöyle şey yap dedik. Hani apartmandaki herkese haber verdik. Biz köpek sahiplendik. Köpek birkaç dakika boyunca havlayabilir. Evet. Yani rahatsız olmayın. İşte öğlen saatlerinde bir 15-20 dakika havlama sesi duyabilirsiniz diye. Herkesin haberi vardı. Herkes de sevecendi yani. İyi zaten Kadıköy öyle bir yer. Herkesin kedisi köpeği var. Hayvanları var.
Dolayısıyla onlar biz anlayışla karşıladılar. Her öğlen 15-20 dakika yalnız bıraktık. Bu da havladı, havladı, havladı sürekli. Ama hiç susmuyordu. Aslında susunca eve girmemiz gerekirken biz susmasını bekleyemeden eve girdik. Ve girdiğimiz zamanlarda enişte Dante'ye kızdı. Aslında biz öyle oturttuk. Yani her anlatılan doğru olmuyor. Bizim baktığımız ve araştırdığımız kadarıyla köpek susmadan eve girmeyin deniliyordu. Ama bizim Dante hiç susmuyordu. Biz de o yüzden mecburen susmasa dahi eve girip kızıp sonra tekrardan çıktık. Ve biz böyle böyle yaparak işte 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat şeklinde arttırarak yalnız bıraktık. Şimdi yaklaşık yani en çok denediğimiz 6 saat galiba. 6 saate kadar yalnız kalabiliyor. Kediyle anlaşabiliyorum diye söylüyorsanız ikisi de birbirini hiç iplemiyor, onu söyleyeyim. Sadece kedi çok yaklaşırsa Dante çakıyor geçiyor iki tane yani. Kediden yana bizim korkumuz var çünkü Melo çok böyle arkadaş canlısı değildi ama hiçbir sıkıntı olmadı. İkinci günde birbirleri yokmuş gibi davranmaya başladılar yani. Çünkü Melo ne olduğunu anlayamadı ya. Tam bilemedi bunu. Çok büyük geldi gözüne. Tam bunun ne olduğunu anlamadı Melo. Şimdi bakın birkaç şey gösterelim artık. Hani köpekle olan müthiş eğitimimizin örneklerini yapalım mesela. Şimdi evin içerisindeyiz. Tamam mı? Müthiş eğitimimizin sonuçlarını göstereceğim. Dante de yatıyor. Ben de babasıyım. Şimdi babası geldiği zaman ne olacak? Dante. Ayağa kalkacak. Dante. Gel. Aferin oğlum. Pati ver. Aferin oğlum. Dön. bana da selam verdi. Otur. Otur. Aferin oğluma. Aferin sana. Pati ver. Aslanım benim, aferin. Bunları hep annesi öğretti. Öğrettim. Evet, bunları hep annesi öğretti. Bunların hepsi benim eğitimim sonucunda. Şimdi gerçekleşti. Problem şu, dışarı çıktığımızda bunları yapamıyoruz. Hayır, yapıyoruz. Ya şöyle. Yapıyoruz, hadi bir örnek. Hadi gösterelim, yapıyoruz. Belki Deniz'i dinlemiyor olabilir ama beni dinliyor. Anasını dinler. Aa, bir dakika, bir de şunu söylemek istiyorum aslında. Bu tabii ki de yani sürekli övdük mövdük ama bu hayvanların bakımı kolay bir şey değil. Şu süreç içerisinde de tüm bakım Enis'e kaldı gibi bir şey oldu. Çünkü ben hayvan dışkılarıyla çok işi dışlı olamıyorum. Ben sadece seviyorum, öpüyorum açıkçası yani. Onun haricinde işte yemeğini, suyunu, ondan sonra tuvalet temizliği gibi temizlikler hep Enis sayesinde oluyor. Genelde uyandığı zaman da yani belli artık aslında oluştu, oturttu bütün alışkanlıklarını. Evet, bir kavga oldu. Hatta ya oldu. Zaten bazen ne oluyor biliyor musun? Yanıma geliyor sevdirmek için. Seviyorum. Melo'yu seviyorum, seviyorum. Dante de kendi yatağında yatıyor. Ya bayağı da uzağız. Ben Melo'yu severken Melo bir şeye sinirleniyor. Bağırarak Dante'ye doğru koşuyor. Dante'ye vuruyor ve gidiyor. Böyle bir şey yapıyor yani. Böyle hiçbir şey demiyor mu? Hayır, hiçbir şey demiyor. Korkuyor, hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Dante. Gel. Yani anlıyor da geli tam anlamıyor. Gel. Aferin lan Dante. Otur. Dante, Dante. Gel oğlum, gel. Biliyorum. Sen onu değil beni dinleyeceksin. Gel oğlum. Dante, Dante. Gel. Gel Dante. Dante bana bak, bana bak. Dante, Dante. Dante. Dante gel. Dante. Dante. Evet, Dante'nin ama bazı ihtiyaçları var. O ihtiyaçlarını gideriyor şu anda. O yüzden ihtiyaçlar giderilmek için. Bu sana bir cevap mı acaba? Hayır, hayır. Dante, Dante, Dante gel. Dante, Dante. Dante oğlum, Dante. Dante. Şimdi bak, burada şunu %100 eminim. Köpekler çok iyi arası olanlar kesin yorumlar yazacaktır. Bakın şunu şöyle yapmayı yapın, şunu böyle yapın, bunu böyle yapın, şunu yapın. Aslında şunun farkındayım. Uğraşsak eğitiriz. Uğraşacak zamanı bulamadık sadece dışarıdayken. Evet, evde söz dinleyip dışarıda dinlemiyor. Böyle bir dışarıda, ama var. Nedenlerini tespit ettik. Sadece üzerine eğilmemiz lazım mevzunun. Mesela top oynaması da çok enteresan. Kesinlikle Dante, getirmiyor. Dante, alıp Dante, kaçıyor. Dante, en Dante. Gel, gel oğlum. Otur, otur, otur. Dante otur, otur, otur. Aferin sana, aferin. Pati ver oğlum, pati. Aferin sana. Dön, dön. Bak bu kadar isteksiz, bu kadar yavaş dönüşüm. Zaten gitti. Yani evet, dışarıda biraz zor. Zapt evet. Etmesi biraz zor olabiliyor dışarıda. Sahibinden de ilanını açtık. Taleplerinizi bekliyoruz diye. Çocuklarla arası iyi bu arada. Ona sevindik mesela. Aa evet ya, onu gördük, onu gözlemledik. Arkadaşımızın çocukları geldi mesela 2 yaşında. Onunla oynadılar böyle deli gibi. Buradan da son olarak mesajımızı verelim bence. Sahiplenmeyin, satın alın, garanti olsun. Nasıl ya? Salak mısın be? Huyum huyum huyum, ne olacağı hayır, belli olmaz. Bas parayı al abi. Hayır arkadaşlar, arkadaşlar hayır hayır, lütfen satın almayın, sahiplenin. Bakın sahiplendiğiniz zaman bak böyle görüyorsunuz işte bu geliyor. Bak, yarım akıllı. Şuna bak. Yok yok, çok tatlı bir yavrucak kendisi. Tekrardan hatırlatmış olalım.
satın almayalım, sahiplenelim arkadaşlar. Köpek hakikaten, çünkü bunların hepsi aslında zamanında bir şeyle satın alınmış ve millet bakamadığı için aslında bizim yani sosyal sorumluluk olarak baktığımız hayvanlar gibi. Ya bizimkisi için ama şöyle söylüyorlar. Bu bir av köpeği, seterle pointer kırması. Dolayısıyla bu galiba iyi av yapamıyormuş. İyi av yapamadığı için sanırım bunu atmışlar. Öyle deneyelim. Öyle dediler. Deneyelim bakalım iyi av yemiyor mu? Bak şimdi nasıl avlıyor, izle. Hazır mısın oğlum? Bak. Bak nasıl avlıyor, bak. Avını da vermez ha, kovala vermez. Dante, gel bakayım. Dante, Dante. Bak. Bence bunun problemi şu, kötü avlandığından dolayı değil, avını vermediği için sahibine büyük ihtimalle bir problem. Hani kuşu alıp kaçmış olabilir yani bir şekilde, anladın mı? Şebnem söylesene, beğenmedin mi videoyu? Bu videoyu çok zorlamadık sana. Şebnem videoyu beğenmedin. Hayır, beğenmedim değil ya. İşte böyle arkadaşlar. Abonelikten çıkın arkadaşlar. Hayır. Bu videoyu beceremedik biz. Hayır hayır. Ne diyelim, nasıl kapatalım? Görüşürüz diyelim. Görüşürüz mü diyelim? Hmm. Niye gidip görüşmek istemiyor musun? Görüşürüz. Ne yapayım? Hayır, bu hazırlandı 10 saniye boyunca. Görüşürüz. Görüşmek tamam, üzere. Hadi. Görüşmek hadi üzere. Gel.